Hava bugün ne kadar da soğukmuş. Neyse ki yumuşacık ve sıcacık bir yatağım var. Bunun içinde çok güzel yatıyorum. Arkadaşlar hava çok soğuk. Yatacak bir yer arıyorum. Sıcak ve yatacak bir yer olmalı. Ama çok soğuk hava. Baykuş kızın yanına gideyim. O belki beni yatağına alır. Baykuş kız, baykuş kız. Hey kedi çocuk sen iyi misin? Senin yatağında yatabilir miyim biraz? Hava çok soğuk da. Tabii ki yatabilirsin. Burası çok geniş. İkimize değer var. Teşekkür ederim baykuş kız. Ay yatağın sıcacıkmış. Yumuşacık bir de. Ah çok güzelmiş. Nereden aldım? Ben de almak istiyorum. Bunu birazcık zor alırsın kedi çocuk. Ay kızı. Hava bugün ne kadar da soğukmuş ya değil mi? Evet Romeo ne yapacağız? Şu yataklara yatalım mı? Çekmece yataklarına. Hayır ay kızı, daha iyi bir fikrim var. Baykuş kızın yeni aldığı yatağı gördün mü? Çok soğuk, hemen yapmalıyız planı. Evet Romeo, ne yapacağız onu? Gidip onu alalım. Baykuş kızı da yakalayalım. Hatta git, gidip gizlice baykuş kızın yatağını kaçıralım. Baykuş kızı boş ver, çünkü donuyorum. Hemen yapmalıyız. Hadi gidelim. Tamam Romeo, geldim. Hadi. <laughs> Çocuklar Hasta olacağım. Beni de alın yanınıza. Dondum dışarıda. Gelebilirsin tabii ki kertenkele çocuk. Hepimiz arkadaşız sonuçta. Ay burası da sıcacık çok yumuşakmış. Teşekkür ederim beni aldığınız için. <laughs> Soğukta birazcık hasta oldum galiba. Kusura bakmayın. Sorun değil kertenkele çocuk. Yürü aykısı yürü. İşte geldik. Olamaz. Hepsi üstünde yatıyor. Şimdi ne yapacağız? Ne yapalım Romeo? Hepsini tek tek yakalayalım mı? Anca öyle bir şey yapmamız gerek. Yoksa bizi yakalarlar. Önce kedi çocuğu götürelim. Uyuyor zaten hepsi. Gel. Tut ayağından. Ay. Tamam. Yürü yürü yürü. Hmm, bu sesler de ne? Hey kedi çocuk. Nereye gittin? İnsan giderken haber verir. Nereye gitti acaba? Bir bakayım şuna kaybolmasın. Havada çok soğuk donar zaten. Yataktan hiç çıkasım yok ama kedi çocuğa bir bakayım soğukta donmasın. Hey baykuş kız beni burada tek bırakma korkarım. Merak etme kertenkele çocuk tek değilsin. Evet kertenkele çocuk biz de buradayız. Hey niye geldiniz buraya bırakın beni. Senin için gelmedik merak etme kertenkele çocuk. Bu güzel yumuşak yatağı alıp götüreceğiz sadece. Hey durun baykuş kız. Baykuş kız kedi çocuk yardım edin. Baykuş kız Romeo Gül yatağını aldı. Baykuş kız neredesin? Olamaz hemen baykuş kızı bulmalıyım. Yeni yatağımızın yeri burası olsun. Ay hemen yatmak istiyorum. Hava çok soğuk. Ay. Ay ben de mi yatsam? Ben de yatıyorum ya. Çok uykum geldi zaten. Hmm, çıkmış burası. Çok güzel. Kedi çocuk buradasın demek. İyi misin sen? Neden burada uyuyorsun? Ay hava çok soğuk. Yatağın oldu baykuş kız. Yatak mı? Sen kendin kalkmadın mı? Hayır ben en son senin yanında uyuyordum. Olamaz. Kertenkele çocuğa bakmalıyız hemen kedi çocuk. Hemen gel. Ne? Kertenkele çocuk tek mi kaldı? Süper kedi hızı. Aa, ah. Kedi çocuk az yavaş. Nereye gidiyorsun böyle? Sana bakma ya. Sen Romeo ile tek kalmıştın duyduğuma göre. Romeo gil geldi kedi çocuk. Neredeydin sen? Yatağa kaçırdılar. Ne diyorsun? Bu soğukta dışarıda tek mi kaldık o zaman? Evet galiba biraz öyle oldu. Neden onları durdurmadın peki? Yanında ay kızı da vardı. Durduramadım. Çok güçlülerdi. Baykuş kızı da çağıralım. Baykuş kız neredesin? Geldim çocuklar. Yatağım yok. Yatağım yerinde yok. Onu Romeo almış olmalı. Romeo ve ay kızıymış. Kertenkele çocuk öyle dedi. Onu boş verin. Yatağım yok şimdi. Ne yapacağız? Bir yere yatmalıyız. Hava çok soğuk. Birazdan donarız yoksa. Haklısın kedi çocuk. Ne, nereye yatacağız peki? Senin yatağına yatalım en iyisi baykuş kız. Geri bulmalıyız o yatağı. Haklısın. Gidip Romeo'nun yerine bakalım. Harika bir planla girmeliyiz yoksa bizi yakalarlar. Haklısın baykuş kız. Hadi gidelim. Hey kedi çocuk dur sen gitme bir şey söyleyeceğim. Ne oldu kerteren geri çocuk? Aklımda harika bir plan var. Zaten Romeo ile Aykız'ı yatağa kaçırdıklarına göre uyuyorlardır. Uyurken onları yakalamak çok kolay olur. Aa çok haklısın hadi gidelim. Of herkes gücünü kullanıp gitti ya. Neyse ben de geliyorum. Bekleyin. Kertenkele çocuk haklıymış. Hepsi uyuyor. Onlar uyurken onları yakalamak çok kolay olacak. Baykuş kız nerede acaba? Buradayım kedi çocuk. Birazcık sessiz olmalısın. Yoksa uyanacaklar. Haklısın baykuş kız. Onlar uyurken hemen yakalayalım onları. Çok kolay olur böylece. Haklısın ben önce ay kızını yakalayıp uzak bir yere götüreyim. Böylece Romeo'yu yakalamak kolay olur. Gel bakalım ay kızı. Hey ne oluyor? Ne oluyor bırak beni. Tamam. Ay kızı gittiğine göre Romeo'yu yakalamak çok kolay olacak. Ama kertenkele çocuğu bekleyeyim. Kertenkele çocuk gelsene hadi amma yavaşsın ya. Ben geleli bir saat oldu. Ay 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 planımda haklıymışım kedi çocuk gördün mü? Bak Romeo uyuyor. Azıcık sessiz ol yanacak. Hı. Ne oluyor burada? Kertenkele çocuk. Olamaz. Ay kızı neredesin? Yerimizi bulmuşlar. Ey Romeo kaçma seni yakalayacağız. Yatağımızı kaçırmaktan dolayı suçlusun. Aferin sana kertenkele çocuk. Yaptın mı beğendiğini? Uyandırdın onu işte. Yakalayamadık. Gitti bile çoktan. Of kedi çocuk. Neyse önemli olan yatağı bulmamız. Yatak burada işte. Ay çok rahat. Kertenkele çocuk uyumamalısın. Baykuş kızla ay kızı dövüşüyordular. Onları kurtarmamız gerek. Baykuş kızı kurtarmamız gerek. Ben gidip bir bakıyorum süper kedi hızımla. Bırak beni. Sen bırak. Şş, aa. Olamaz. Baykuş kız iyi misin? Baykuş kız iyi misin? Baykuş kız uyan. Aa. Hey baykuş kız. Neden yatağımı alıyorsun ay kızı? Benden izin size almasaydın sana izin verirdim zaten. Romeo söyledi. Biz de çok üşüyorduk soğukta ve uykumuz gelmişti. Siz de haklısınız ama izin alsaydınız zaten yatmanıza izin verirdim. Özür dilerim baykuş kız ama bunu yapmak zorundaydım. Zorunda değildin. Bir daha yapma sakın tamam mı? <laughs> Uyutucu slime'ım. Baykuş kız bura burada birazcık uyu. Hadi ay kızı gidip yatağa geri almamız gerek. Romeo özür dilemiştim tam da ondan. Neden onu uyuttun? Nereden bileyim özür dilediğini ay kızı. Hadi gidip yatağa geri alalım. Kedi çocukla kertenkele çocuk aldı yatağa. Hey sen de nereden çıktın kedi çocuk? Süper kedi hızımla geldim. Yatağa geri almanıza izin vermeyeceğim. O baykuş kızın yatağı. Kedi çocuk. Seni köpeğe dönüştüreceğim görürsün. Dönüştüremeyeceksin Romeo. Çünkü seni yakalayacağım. Hem de kendi silahınla. Uyku silahın. O oh, bu gerçekten de işe yarıyormuş. Baykuş kız hadi kalk. Yatağını bulduk. İyi misin sen? İyiyim kedi çocuk. Romeo uyku şeyiyle kafama vurmuş olmalı. Ben de ona vurdum. Baksana ikisi de uyuyor. Neyse. Hadi gel yatağının yanına gidelim. Sonra da hadi gel. Gel bay kuş kız. Bu senin yatağın. Burada yatabilirsin. Romeo Gil'in çekmece yatakları da bizim oldu artık. Neyse Romeo Gil gelirse geri veririz. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben birazcık yatayım burada.